أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli arkadaşlar, Mu'tel'in son kısmı olan Mu'tel kısmı bitti zaten, 7 kısımdı. Bunlar bittikten sonra şimdi de mehmuz fiillere geçtik. Mehmuz fiil adından da anlaşılacağı üzere hem içinde hemze bulunan fiil deniyor. Mehmuz ismi mef'uldür biliyorsunuz bu siga. Yani hemze alan fiile deniyor. Evet, faslun fil mehmuzi. Mehmuz ile ilgili bir kısım, fasıl. Fasıl Arapçada genellikle bölümler ya da konu başlıklarında, yani konu başlığından ziyade, yani aynı konu içerisinde ama farklı bir başlık, yani alt başlık geldiğinde genellikle fasıl ifadesi kullanılır. Bu da mehmuz ile ilgili, yani mehmuz alt başlığı ile ilgili bir bölüm. Diyor ki hukmul mehmuzi fi tasarifi fi'lihi ka hukmi sahihi. Mehmuzun hükmü, yani içinde hemze bulunan bir fiilin nasıl tasarruf edildiği ile ilgili baktığımızda aynen sahih gibi bir hükme sahiptir. Yani sahih fiil nasıl bir tasarrufa sahipse, mesela nerede hangi harfler dahil oluyorsa, nerede çekimleri işte müfred, tesni, cem'i ya da müzeker, müennes, gaib, muhatap gibi sigalarda nasıl bir şeye sahipse, aynı şekilde mehmuz fiiller de sahih gibi o tasarrufa sahiptir. Lakinneha kad tuhaffafu, lakin bazen muhaffaf oluyor. Yani hemze hafifleşiyor. Lakinneha zamir arkadaşlar hemzeye dönüyor. Ya da mehmuze diyebiliriz. Yani mehmuz fiil tahfif oluyor. Tabi mehmuz dediğimizde yine hemze oluyor. Kad tuhaffafu iza vekaat gayre evvelin. Eğer hemze başta değilse, yani hemze kelimenin ilk harfinde değilse, diğer harflerde, ikinci, üçüncü, dördüncü sıralardaysa, o zaman hemze hafifleşiyor. Hafifleşiyor dediğimizde arkadaşlar elife dönüşüyor. Lakinneha, lakin hemze kad tuhaffafu, muhaffaf oluyor, hafifleşiyor. Yani hafif hale getiriliyor. Ne zaman? İza vekaat, düştüğü zaman, gayre evvelin. Yani birinci sırada olmadığında ya da birinci sıranın dışındaki diğer sıralamalarda, yani harf sayısı, harf sıralaması bakımından ikinci, üçüncü, dördüncü sıralarda olduğunda, o zaman hemze muhaffaf hale geliyor. Niçin? لِيَنَّهَا حَرْفٌ شَد۪يدٌ لِيَنَّهَا çünkü hemze, yine bu zamirin döndüğü, ikisi de hemzeye dönüyor. Tamam mı? Hemze şudur, zamirler de hemzeye dönüyor. Çünkü hemze bazen muhaffaf oluyor İlk sırada gelmediğinde. Çünkü bu hemze harfi harfun şedidun, şiddetli bir harftir. Boğaz harfidir arkadaşlar, biliyorsunuz. 6 tane boğaz harfi var. Elif, ha, 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 ayn ve gayn harfleri. Bunlardan da en böyle boğazın dibinden gelen, böyle boğazın en böyle soluk, insan nefes kurusuna en aşağı olan kısmından gelen harf hemzedir. Dolayısıyla bir insan hemzeyi telaffuz edebilmesi için böyle boğazın en derinliğinden ses çıkarması gerekiyor. Bu yönüyle şiddet diyor. Yani şiddet dediğimiz şiddetli bir harf değil, belki telaffuzu zor olan bir harftir. Min aksal halki, boğazın en dip noktasından geliyor. Aksa normalde en uzak anlamında. Fetekulu, dersin ki emele ye'mulu. Bakın bu mehmuz bir fiildir. Mehmuzul fa'tir. Mesela mu'telde biz diyorduk mu'telul fa, mu'telul ayn, mu'telul lam. Aynen mehmuzde de mehmuzul fa, mehmuzul ayn, mehmuzul lam diyebiliyoruz. Mesela bu emele fiili mehmuzul fa'tir. Çünkü birinci harfi olan faul fiil ki ilk sırada gelen harftir, hemzedir. Ya'mulu, bu da fiil-i mudaratır. Emele ya'mulu. Nasıl yansur? Yani birinci baba giriyor bu. Ne gibi? Kenasara yansurun. Yani nasıl yansurun tasarrufu arkadaşlar nasılsa, aynı mehmuzun hükmü, yani emele ya'mulu'nun hükmü sahih olan nasıl yansurun hükmü gibidir. Yani burada ne tür tasarruflar gerçekleşiyorsa aynı şekilde emele ya'mulu'da da, yani mehmuzda da aynı tasarruflar meydana geliyor. Vel emru minha umul. Peki emele ya'mulu? Emele ummak. Emel, hani tuli emel diyoruz ya mesela, uzun yaşama arzusu, böyle tuli emel deniyor buna Arapçada. Emele aslında ummak, beklemek, ümit etmek. Emir ne geliyor? Umul.
Biz her zaman fiil mudari'den arkadaşlar emir yapıyoruz. Mesela şöyle düşünün. Ya'mulu'dan biz nasıl umulü çıkarıyoruz? Bunu söyleyebilecek var mı kimse? İmran Hocam. Evet. Hocam zaten dediniz bir muzariden yapıyoruz. Ya mülüdür. Muzarat harfini atıyoruz. Sonunda zaten cezimli hale getiriyoruz. Normalde hani bir tane hemze getiriyorduk başa. Normalde evet. Ömül olması gerekirken orada kalp ettik. Yani değiştirdik. Normalde hemzeyi biz genellikle meksur getiriyoruz. Meksur bir. Ama aynel fiil madmum olduğu zamanlar hemzeyi de madmum getiriyor. Unsur gibi. Evet hocam. Yan surdan yaparsak unsur gibi. Burada normalde ömül olması gerekirken. Değil mi? Damme ile ömül. Evet hocam. İşte orada hemzeyi vaba kalbettik. Asıl önemli olan da burası zaten. Hemze ne oluyor? Yumuşuyor. Yukarıda dedi ya. Lakinneha kad tuhaffafu. İşte bu ona bir örnektir aslında. Hemzeyi ömül demek gerçekten zordur değil mi? Yani telaffuzu bunun yani böyle düşün böyle hızlı bir cümle kullanıyorsun ve içinde böyle bir kelime geliyor. Umul iki defa böyle üst üste hemzeyi telaffuz etmek zor oluyor. Ama umul deyince sadece o dammeli olan hemzeyi birincisini uzatıyorsun. Harfi met olarak vav geldiği için uzatıyorsun, kolaylaşıyor. Güzel. Bak asıl sormak istediğin de zaten oydu. Orada vav harfi arkadaşlar hemzeden dönüşmedir. Nerede? Vel emru umul. Şu da aslında bir hemzeydi. Umul. Harekesi de sakindir. U'mul, ya'mulu diyor ya, zaten burası sakin değil. Şu yayı attık, yerine bir hemze-i vasıl getirdik. Hemze-i vasıl da şudur. Niye hemze-i vasıl madmumdur? Çünkü genellikle hemze-i vasıl kesreli oluyor. Çünkü aynel fe'li olan mim dammelidir. Dammeli olunca hemze-i vasıl da o harekenin cinsinden hareke alıyor. Yani damme alıyor. Dolayısıyla oluyor u'mul. Sonra ne yapıyoruz? Şu hemze-i vav'a çeviriyoruz. Kalbediyoruz. Oluyor u'mul. Diğer arkadaşlar da anladı değil mi? Söylüyor zaten bir kalbil hemzeti saniyeti vaven ikinci vavu hemzeye çevirerek emir kipini oluşturuyoruz. Niçin? Li'enel hemzeteyni çünkü iki hemze iki tane var değil mi? Bir tane hemzeyi vasıl bir tanesi de faul fiil olan hemze. İza iltaqata fi kelimetin vahidetin tek bir kelimede karşılaştığında iki hemze yan yana geldiğinde ve saniyetuhuma sakineten sakinetun ve bu iki hemzeden ikinci olanı da harekesi sakin ise yani fetha damme kesreli değilse o zaman vecebe kalbuha bi hareketi ma kabliha. O zaman o hemzeyi önceki, ondan önceki harfin harekesiyle kalbetmek nedir? Vaciptir. Vecebe kalbuha yani kalbul hemzeti hangisi? Kalbu saniyeti yani ikinci hemzeyi. Bi hareketi ma kabliha. Kendisinden önceki harf zaten o da hemzeydi. Peki ondan önceki hemzenin harekesi neydi? U dameliydi. Neymiş şu damelinin olayı? Onun bu makabli olan harekenin cinsiyle ne yapıyoruz? Kalb ediyoruz. Vecebe kalbuha bi hareketi makabliha. Ne gibi? Mesela bu umul öyleydi. Bir de bir örnek daha veriyor burada. Amene. Bu amene fiildir arkadaşlar. Amene iman eden. Ya yuhellezine amenu. Ey iman edenler. Bakın bu çok kullanılan bir kelime. Yani Kur'an-ı Kerim'de. Ve kalellezi amene. İman eden kişi şöyle der diye. Yine Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliyor. Birinci örnek arkadaşlar amene bakın normalde a'meneydir. Yani iki hemzeydi. Birinci hemze fethali. İkincisi ise sakin. Aynı şurada ifade edildiği gibi. İkinci hemze ve saniyetuhuma sakinetun. İkinci hemze sakin. Dolayısıyla o sakin olan hemzeyi öncekinin harekesiyle kalbediyoruz. Önceki harekesi neydi? Fethaydi. Amene. Hemze fethaydi. Dolayısıyla o diğer elifi de ne yapıyoruz? Fetha, elife kalbediyoruz. Çünkü fethanın cinsinden olan hareke eliftir. Elife çeviriyoruz. Ve umine. Amene umine. Bu da bina meçhuldür arkadaşlar. Umine bina meçhul fil fiil. Yani iman edilen. Burada zaten meçhul
fiillerde arkadaşlar mazide ne yapıyorduk? İlk harekeyi dammeli, sonra bir öncekini kesreli yapıyorduk. Bak şu kesre hareke kayboldu. Şu kesre bir de şu damme arkadaşlar bina meşhurun formülünde olan harekelerdi. Duribe gibi, nusire gibi. Bu da umine. Fakat burada da bir hemze vardı. Şey normalde bu şey bu vav bir hemzeydi. Umineydi. Umine. Mesela ukrime gibi. Ukrime, umine. Bu hemzeyi arkadaşlar şey bu evet bu hemzeyi vava çeviriyor. Niçin vava çeviriyor? Çünkü ondan önceki harf hemzedir ve dammelidir. Şu dammeden dolayı dammenin cinsinden olan illet harfi olan vava çeviriyoruz. Burada elife çeviriyorduk çünkü fethaydı. Burada damme olduğu için vava çeviriyoruz. Ve imanen bu örnekte ise yaya çeviriyoruz. Çünkü hemze kesrelidir. Yani her üç şekilde de yani hemze. Burada fethaya şey elife dönüşmüş çünkü öncesi fethalidir. Burada vava dönüşmüş çünkü öncesi dammelidir. Buradaki örnekte ise öncesi kesre olduğu için yaya dönüşmüştür. Bu da mastar halidir arkadaşlar. Amene umine imanen. Evet amenenin muzari mesela amene yu'minu. فإن كانت الأولى همزة وصل eğer iki hemzeden birincisi hemze-i vasıl ise diyor. فإن كانت الأولى iki hemzeden demişti ya. İki hemze olduğunda bu iki hemzeden birincisi eğer hemze-i vasıl ise تعود ثانية همزة عند الوصل ikinci hemze arkadaşlar daha önce elif, vav ya da yaya çevirdiğimiz hemze birinci hemzenin düşmesiyle geri eski haline dönüşüyor. Bakın fe inkanetil ula hemze vasılın. Eğer birinci hemze hemze-i vasıl ise te'udu saniyetu ikinci hemze te'udu hemzeten hemzeye geri geliyor. Niye? Çünkü mesela burada biz vava çevirmiştik. Burada yaya çevirmiştik. Şurada elife çevirmiştik. İşte buradaki hemze eğer hemze-i vasıl ise ki bu üç örnekte değildir. Mesela üç örnekte de hemze-i vasıl değil. Hemze-i kat'adır. Çünkü mesela kaf başına geldiği halde yine hemze yazılmış. Yine hemze olmuş. Burada vav harfi var. Burada da yine vav var. Vasıl olduğu halde hemze düşmediğine göre bu hemze vasıl değildir. Olsaydı düşerdi. Dolayısıyla eğer hemze vasıl ise hemze vasıl da bitme esnasında düşüyor. Yani öncesinde bir şey varsa o hemze düşüyor. Düşünce diğer hemze o kalp olduğu harf olarak kalmıyor. Aksine hemzeye geri dönüyor. Ki hemze olduğu bilinsin. Ne gibi? Mislu ve'mul. Ve'mul. Mesela emir idi. Şu umlu düşünün arkadaşlar. Şu umlu unutmayalım. Bak. Umul ve umul. Şimdi umulda iptida yapıyorsun. Yani öncesinde bir şey yok. Öncesinde bir harf ya da yani kısacası vasıl yok burada. Dolayısıyla hemze telaffuz ediliyor. Bu hemze vasıldır. Vasıl yaparsan o zaman bu hemze düşer. Ki burada mesela vav ile başladık. Vav ile başlayınca hemze düşüyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz şu hemze şu vav'un aslına dönüşmüş halidir. Dedi ya ikinci birincisi hemzeye vasıl olursa ki bu hemzeye vasıldır. Umuldeki. Çünkü emrin başına arkadaşlar biz her zaman sakin olduğu için yani mesela harfi mudarati attıktan sonraki harf sakinse bir hemzeyi vasıl getiriyoruz. İşte o hemzeyi vasıl esnasında düşer. Eğer emir verdiğin kişi öncesinde hiçbir şey demeden direkt hemen umul desen tamam. O zaman hemze-i vasılı telaffuz edersin ama vav başına getirsen o hemze-i vasıl düşer. Düştükten sonra ikinci vav, ikinci hemze olan ve sonradan vav'a çevirdiğimiz ikinci hemzeyi tekrar vav hemzeye dönüştürüyoruz. Yani artık vav olarak kalmıyor. Şurada hemze düştüğünde umul diyemiyoruz. Mesela bu hemze düştü ve oraya şuraya bir vav ekledik. Şuradaki gibi vav ekledik. O zaman umul demiyoruz. Bu hemze düştü ya. Buradaki düştü. Buradaki ise bu vav'un geri dönmüş halidir. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Anlaşılmıyorsa söyleyin tekrar edelim. Evet. وَحَزَفُوا الْهَمْزَةَ فِي خُوز. Bazen de mehmus fiillerde arkadaşlar hemze tamamen hasfediliyor. وَحَزَفُوا Araplar ne yaptılar? Hasfettiler. وَحَزَفُوا birbirine diyor. Yani en kıyas yaqtadi an yakun al-amru min ta'khud wa ta'kul wa ta'mur u'khud wa u'kul wa umur ila akhirin. Araplar arkadaşlar hasbettiler ya da sarf alimleri
diye hasfettiler. El hemzete, hemzeyi fi huz, huz gibi kelimelerde ve kul ve kul gibi ve mur ala gayr-ı kıyasi. Kıyasa muhalif olarak, kıyas dışı, yani kural dışı olarak ne yaptılar? Huz, kul ve mur gibi fiillerde hemzeyi tamamen hasfettiler. Normalde bunun aslı arkadaşlar ahazedir fi mazisi. Hatta şöyle isterseniz yazalım bir örneğini. Ahaza mudari ya'khuzu. Ahaza ya'khuzu. Faul fiili hemzedir. Yani bu mehmuzul fa bi fiildir. Emir ne geliyor? Ya'khuzu'dan u'khuz. U'khuz. Dolayısıyla aynen şu umul gibi u'khuz. İkinci hemzeyi de vav'a çevirdiğimizde u'khuz normalde dememiz gerekirken emir ne geliyor? Khuz. Normalde bu kıyasa aykırıdır. Kıyas olması gereken arkadaşlar şu umul gibi u'khuz. Çünkü ya'khuzu'dan yapıyoruz ya. Ya'khuzu'dan yapınca ya'yı atıyoruz. Hemze sakindir. Sakin olduğu için bir hemzeyi vasıl getiriyoruz. Oluyor u'khuz. Sonra ikinci hemzeyi öncesi damı olduğu için vav'a çeviriyoruz. Olması gereken u'khuz. Yani umul gibi. Yukarıdaki umul gibi. Ama öyle demeyin. Vakul yine ekele ya'kulu. Ya'kulu. Emir u'kul. Aynı şekilde. Bunun hiç farkı yok. Emir u'kul olması gerekirdi. Mur emara ya'muru. Emara ya'muru. Emretmek. Huz almak. Huz al. Emir diyorsun. Al. Kul ye diyorsun. Mur emret. Bu ya'muru'da da yine umur olması gerekirken emir arkadaşlar hemzeler hasfedilmiştir. Bu da ala gayr-ı kıyasi, kıyas dışı, yani kıyasa muhalif ya da kıyasa aykırı olarak, yani kural dışı olarak. Niçin bunlar bu üç fiile özgü bir hazıf söz konusudur hemzede? Bir kesretel istihmali, çünkü bu kelimeler arkadaşlar çok kullanılıyor. Şu üç kelimenin tamamı huz, kul, mur, üçü de sık sık kullanılan kelimelerdir. Sık sık kullanılan kelimeler olduğu için daha kolay telaffuz edilebilsin diye hemzeler hasfedilmiştir. Hocam. Evet. Buyur. Hocam sadece bu üç kelime için mi bu kural geçerli? Yani burada bu örnekleri vermiş. Varsa yine sık kullanılan bir kelime ve bu şekilde hasfediliyorsa olabilir. Ama zannederim bunlardan başka yok. Anladım hocam. Bu üçünü sadece zikretmiş. Burada dikkat ederseniz وَحَزَفُوا الْحَمْزَةَ فِي خُزُ وَكُلَمُرْ bu üçünde diyor. Yani misal demiyor. Bazen hemzeyi hasfediyorlar. Huz gibi, kul, mur gibi demiyor. Huz, kul ve mur kelimelerinin hemzesini hasfetmişler. Bu da gösteriyor ki sadece bu üç kelimedir. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Son. وَقَدْ يَجِئُوا وَأْمُرْ ama bazen bununla beraber yani mesela o demiştim ya mur, o umurdan emirdir. Fakat bu her zaman hemze hasfedilmiyor. Bazen hemze telaffuz da ediliyor. وَقَدْ يَجِئُوا bazen geliyor. وَأْمُرْ alel asli aslına göre demiştim ya. Emir şey normal asla göre olması gereken ve'murdur. Ve'mur tabi ve'mur arkadaşlar şu kısma giriyor. Dikkatinizi çekeyim. Demişti ya. فَاِنْ كَانَتِ الْاُولَ هَمْزَةَ وَصْلٍ ikincisi hemzeye vasıl olursa ikincisi hemzeye dönüyor. Şu ve'mur var ya. Bu harf geldiği için başında asli az önce size söylemiştim. U'murdu. U'mur. Burada bir hemze vardı. Ama vav'ı getirince o hemze düşüyor. Bu hemze ise o daha önce vav'a çevirdiğimiz hemzenin hemzeye geri gelmiş halidir. Bu amur. Alel asli ki bu da asla uygun olandır zaten. İndel vasli, vasıl yaptığımızda zaten bak vav ile gelince vasıl oluyor. Kakavlihi Teala Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyurduğu gibi ve amur ehleke bis salati vastabir aleyha böyle bir ayet var. Ehline, ailene namaz kılmayı emret diyor. Ve amur ehleke ehline yani ailene yakınlarına onları emret neyle emret bir salati namazla işte emir arkadaşlar emir fiilinden emretmek fiilinden emirdir burada ne olmuş hemze telaffuz edilmiştir normalde huz kul mur bu kelimelerde hemze bazen hasfediliyorken kıyasa aykırı olarak ayet-i kerimede kıyasa uygun bir biçimde hemze ile beraber gelmiştir ve ezere ye'ziru ezere ye'ziru ve hene'e yehni'u kezarebe yedribu bu fiil de mesela bu da aynı şekilde faul fiildir şey fe mehmuzul mehmuzul fa'dir mesela ezere hene'e mehmuzul lamdir bunun da lamul fiili hemzedir bu ikisi ne gibi
kadaraba yadribu, aynen darabaya yadribu, yani ikinci baba giriyor. Evet, ezara fiil olarak ne anlama geliyor sözlükte? Ben bulamadım. Bilmiyorum hangi sözlükte bulunabilir. Yine başka bir yerde bulursam daha sonra söylerim. İkinci bab gibi arkadaşlar. Vel emru izir. Emir izir geliyor. Ezara ye'ziru. Çünkü bunun mudari ye'zirudur ya. Zal kesreli olduğu için emir izir. Yani arkadaşlar hemze-i vasıl meksur olduğu için burada o ikinci hemzeyi ya'ya çeviriyoruz. Normalde izir idi. İzir. Ama biz ikinci hemzeyi ne yaptık? Ya'ya çevirdik. Oldu izir. Ve edube ye'dubu. Edube ye'dubu. Kekeruma yakruma. Bu da hasun yahsunu babı. Yani beşinci bab oluyor sanırım. Edube ye'dubu da mehmuzul fatir. Ne gibi? Keruma yakruma gibidir. Vel emru. Emir ne geliyor? Udub. Yani udub normalde. Normalde bunun asli hemzeydi. Udub. Udub. Bu hemzeyi arkadaşlar iki tane hemze yan yana geldiğinde biz ne yapıyorduk? İkincisini önceki harfin harekesinin cinsine, yani burada hareket damı olduğu için ikinci hemzeyi vav'a çevirmişiz. Olmuş udub. Evet. Ve se'ale yes'elu. Se'ale sormak, yes'elu ya da talep etmek. Se'ale yani talep etmek de birine sadece sormak değil, bir şey istemek. Mesela Kur'an-ı Kerim'de وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سَائِلَ, bir şey isteyen dilenciye de sâil deniyor. Ne gibi? كَمَنَعَ يَمْنَعُ. Bu da üçüncü baba gidiyor. سَأَلَ يَسْأَلُ. Zaten üçüncü babı okurken hatırlarsanız kitabın başında genellikle عَيْنَ الْفِعْلِ ya da لَا مُلْفِعْلِ حُرُفِ حَرْقْتَنْ birisiydi. Mesela عَيْنْ يَا da lamul fiil altı boğaz harfinin biri ise genellikle fetaha yeftahu, yani faale yefalu vezde geliyor ki burada da aynel fiil hurufi harftir, şurada da lamul fiil. Burada benzetme arkadaşlar sahih, yukarıda demişti ya mehmuz aynen sahih hükmüne tabidir. Burada mesela nasıl ki edere şeyi daraba yedribunun hükmü nasılsa edere ya'ziru hana, yani o da o şekilde. Keruma yekrumunun tasarrufu nasılsa edube yedubun ki de hakeza, ya da mena yemna'un ki nasılsa se'are yes'alu da o şekilde. وَالْأَمْرُ أَمِرْ ne geliyor sealeden? اِسْأَلْ. Bak يَسْأَلُ. يَسْأَلُ'dan emir yaptığımızda ne diyoruz? Ya'yı atıyoruz önce. Sonunda cezm yapıyoruz. Oluyor سَأَلْ. Sen sakin olduğu için iptida yapamıyoruz. Dolayısıyla bir hemze-i vasıl getiriyoruz. Hemze-i vasıl da arkadaşlar genellikle meksur getiriyoruz. Burada olduğu gibi. Eğer aynı fiil dammeli olsa damun getiriyor. Onun dışında her zaman kesreli getiriyoruz. Emir oluyor اِسْأَلْ. وَيَجُوزُ سَأَلْ la yesalu sel. Bu sealede arkadaşlar şöyle bir kullanım da caiz görülmüştür. Ve cuzu sale, sale yerine sale, yani hemzeyi elife çevirmek. Şurada hemzedir sale, fakat onun yerine sale demek de aynı anlamda. Sale yani soru sormak. Yesalu yani yesalu, yine hemze elife dönüşmüş. Emir ise sel. Emirde sel geliyor. Yani isel gibi sel hemze hasfedilmiştir. Yukarıda Hus, kul, mur demişti ya arkadaşlar. Kim sormuştu bunu? Bakın bu örnek de aslında onlar gibi. Demin yukarıda dedik sadece bu örnekler. Ama bu da bu örnekte de yani çok kullanılmasından dolayı mıdır? Yoksa Kur'an-ı Kerim'de mesela şöyle bir örneği var. Sel beni İsrail'e kem ateynâhum min ayetin beyine. Sel beni İsrail'e, beni İsrail'lere sor. Bakın soru sormak anlamında. Kur'an-ı Kerim'de hemze hasfedilmiş haliyle de gelmiştir. Bir tahfifi asluhu is'el. Yani is'elin aslı is'eldir. Hemze hasfedilmiş vasıl olduğu için. Evet, hemze hasfedilmiştir. Bu ikinci olan hemze de yine hasfedilmiş. Dolayısıyla tahfif için is'el denilmiştir. Ve âbe ye'ûbu ve sâ'e yesû'u kasâne yesûnû. Âbe ye'ûbu. Bak burada arkadaşlar bir nevi ecvef gibidir normalde. Yani tamam faul fiil hemzedir ama aynel fiil eliftir. Ye'ûbu. Sa'e yesû'u. Sa'ede de yine burada elif aynel fiildir. Lamel fiili hemzedir.
İşte bu ikisi de kasana yasunu aynen sana yasunu gibidir. Sana biliyorsunuz ecof bir fiildi. Dolayısıyla abe ya ubu sa'a yasu'udda aynen ecof bir fiil gibi tasarrufa sahiptir. Yani sana yasunu da ne tür yerler şekilde oluyorsa abe ya ubu sa'a yasu'udda da aynı yerler oluyor. Yine anlayacağımız arkadaşlar mehmuzul lam ki sa'a yasu'u mehmuzul lamdır. Abe ya ubu mehmuzul fa'tir. Fark etmiyor. Yani yine sahih gibi ama ortası yani aynı fiili el harfi ile olduğu için ikisinde de abe ya ubu sa'e su'da aynen normal bir ecvet fiilin tasarruf durumları neyse yani nasıl bir ilal şekli meydana geliyorsa bu iki mehmuzul ayn ile mehmuzul lamın olduğu fiiller de eğer aynı fiili yine harfi ile ise o da saniye sunu gibi aynı tasarruflara sahip oluyor. Ve ca'e yeci'u kekale yekilu. Ca'e arkadaşlar bu da yine nakıstır. Ecvef bir fiildir. Ca çünkü ortası harfi eledir ca'e. Ama aynı zamanda mehmuzdur. Hem mu'tellül ayn'dir. Yani ecveftir hem de mehmuzdur. Çünkü lam-ı fiili harfi lam-ı fiili hemzedir. Mudara yeci'u ca'e yeci'u ne gibi? Kekale yekilu. Kale yekilu gibi. Fehu ismi fa'il sa'yes ne geçmişti? Sa'yes su'u. Normalde manası kötülük etmek. Sa'a kötülük etmek. Abe dönmek. Abe ya'ubu. Sa'neye su'nu muhafaza etmek anlamında. Ca'ye ci'u gelmek. Kale'ye kilu tartmak. Fehu ismi fa'il sa'in. İsmi fa'il sa'ye su'u sa'in geliyor. Yani kötülük eden kimse anlamında. Ve ca'in gelen kimse anlamında. Bu da ismi fa'il ca'den geliyor. وَأَسَى يَأْسُوا كَدَعَى يَدْعُوا أَسَى يَأْسُوا دَا دَعَى يَدْعُوا Yani bu da arkadaşlar nakıs bir fiildi. Daha önce işlediğimiz gibi دَعَى يَدْعُوا Bu nakıs fiilde tasarruflar nasıl oluyorsa أَسَى يَأْسُوا دَا aynı şekilde oluyor. Yani her ne kadar muzifa olsa da bu أَسَى كَلِيَ bu أَسَى fiili aynı zamanda nakıs olduğu için aynını دَعَى ve يَدْعُوا gibi nakıs olan bir fiilin hükmüne tabidir. وَأَتَى يَأْتِي كَرَمَا يَرْمِي Bak اَتَى يَأْتِي bu da nakıstır. Aynı zamanda men mehmuzul fatir. Rama yirmi biliyorsun o da nakıs bir fiildi. Rama yirmiden nasıl ilaller meydana geliyorsa yani yerine göre müfred kullanımları, tesniye, cemi, müfred, müzekker, muhatap gibi ne kadar şey geliyorsa, değişiklik oluyorsa etayati de hakeza. Vel emru minhu etayati'den emir ne geliyor? İti. Eta gelmek. Eta ya'ti. Normal gelme anlamında. Rama yirmi gibi. Emru minha iti. Gel anlamında yani. Ya da getir anlamında. İti. Ve minhum men yekulu tih. Araplardan it yerine tih diyen de var. Yani emri, etaden emri tih diye kullanan. Yani hem de'yi hasfediyor bir yandan. Bir yandan da ya'yı hasfediyor. Oluyor. Ta tek başına kalıyor. Sonra ha ekleniyor. Hatırlarsanız arkadaşlar. Lefiful mefrukta var ya. Mesela vaka yaki gibi. O da hatırlarsanız biz ne diyorduk? Emir vel emru minhu qi. Emir qi geliyor. Ama üzerine vakf edersen, üzerine durursan o kafa bir zamir ekleniyordu. Bir ha harfi. Sekte anında, vakuf anında bir şey ekliyorduk. Bir ha ekliyorduk. Aynen oradaki gibi burada da aynı şekilde ha ekliyoruz. Niye? Çünkü bu tenerden gelmiş eta emirde zaten son harfini atıyoruz. Harfi iledir çünkü. Bir de mehmuzde de bazen hemze hasf oluyor ya. Burada o hemzeyi de hasf ettiğimizde tek başına kalıyor. Yani sanki emir ti diyebiliyoruz ama bir de vakf ediyoruz. Vakf olunca da arkadaşlar ha ekleniyor oluyor ti. Burayı anladınız mı arkadaşlar? Evet. Teşbihen bi huz. Nasıl bu ata ti oluyor? Huz gibi. Huz gibi demesi arkadaşlar yani nasıl ki huzde hemzeyi hasf ediyorsak değil mi? Normalde için normalde ahzeye ahuzu emir uhuz. Uhuz ya da uhuz. Uhuzu hemzeyi vav çevirince uhuz oluyor. Orada nasıl ki hemzeyi hasfediyorsak bazen etaden de hemzeyi hasfediyoruz. Etaden hemzeyi hasfettiğimizde nakıs olduğu için bir de lamül fe'li de attığımızda ta tek başına kalıyor. Vakfedince de ha ekleniyor oluyor te. Hani huz dedi hani şurada geçmişti ya. Ve hazefu hemzete fi huz. Huzun hemzesini hasfetmişler. Burada da demek ki etanın da
hemzesi hasfedilince lam-ı fiilde gidince ta tek başına kalıyor ve zamiyle beraber teh deniyor. Ve ayi kavaka yaki. Bak bu da yine lafiful mefruk bir fiile benziyor. Vav harfi illa hemze bir de lam-ı fiil yine harfi illa. Ve ayi ne gibi kavaka yaki. Ve awa ayen keşeva yeşvi şeyyen. Yani mesela emir arkadaşlar ve ayi emir i geliyor. Ve ayi i ve kayaki ki. Ve awa ya awa. Awa normalde gecelemek anlamına geliyor. Ya da sığınmak. Mesela bir yere sığınmak. Bir yerde geceyi geçirmek anlamında. Eyen keşeva yeşvi şeyyen aynen lefiful makrune benziyor arkadaşlar. Burada awa biliyorsun aynen fiil amir fiil ikisi harfi illa. Sadece faul fiil hemzedir. O harfi illa değildir. Aynı şeva yeşvi gibi bu lafiful makrundaki daha önce gördüğümüz fiillerde nasıl bir ilal söz konusuysa awa için de aynısı söz konusudur. Vel emru iwi ke işvi. Awa'dan arkadaşlar emir iwi geliyor. İşvi. Ve ne'a yen'a kara'a yer'a. Ne'a yen'a. Yani nakıstır. Son harfi illedir. Aynel fiil hemzedir. Ne gibi? Kara'a yer'a. Ra'yir'andaki nasıl ki bu nakıs fiilde nasıl yine ilal meydana geliyorsa ne'a yen'a da aynen onun gibidir. Ve kedalika kıyasu ra'a yer'a. Ra'a yer'a'nın da kıyası aynen o da ne'a yen'a gibi yine ra'a yer'a gibidir. Lakin araba fakat Araplar bu ra'a yer'a'da قد اجتمعت على حذف الهمزه من مضارعه فقط Araplar bu ra'a yer'a'nın mudari'inde arkadaşlar yani şu fiilinde hemzenin hasf edilmesi konusunda icma yapmışlar. قد اجتمعت yani aynı görüş birliğine varmışlar. على حذف الهمزه من مضارعه مضارعından hemzenin hasf edilmesini yani ra'a yara deniyor. Yani hemze gidince arkadaşlar ra'a yara. فقالوا yara yara yani yarauna. Bakın çek sonuna kadar yapıyor. 14 siga ile beraber. Yara görmek arkadaşlar. Normalde ra'a gördü, yara görecek. Ama hemze hasfedilmiş buradan. Yani normal asli yara iken ra'a yara hemze hasfedilmiş. Bu hasfi arkadaşlar Araplar icma yapmışlar. Yani hepsi görüş birliğine varmışlar. Yara yarayani yarauna, tara tarayani yarayna, tara tarayani tarauna, tarayna tarayani tarayna, ara nara. Yani arkadaşlar burada hemze düşmüştür. Normal asli yer ayani yer avuna tar atar ayani yer eyna tar atar ayani tar avuna tar eyna tar ayani tar eyna ar a ner a olması gerekirken hepsinde hemze düşmüştür. Hemze hasf olmuştur. Ve ittefaka fi hitab el muannasi lafz el vahidati vel cem'i. Şurada arkadaşlar şu tarayına bir de şu tarayına bak ittifaka fi hitab el muannasi muannaslerin muhatap sigaları ki şunlardır şu 3 muhatap sigası muannastır fi hitab el muannasi lafzul vahidati bu vel cem'i bu da cem arkadaşlar bu müfrettir bu cem'dir lafzul vahidati vel cem'i ikisinin harfi aynı şey aynı olmuşlar. Lakin el vahide arkadaşlar fakat bunların vezni arkadaşlar farklıdır. Yani asli itibariyle aralarında fark vardır. Çünkü lakin el vahide de vahid olan yani müfret sigası ki bu tarayinedir. Tefeyne. Bunun asli tefeyinedir. Yani anlayacağınız arkadaşlar ayn ve lam ikisi de gitmiştir. Tef'alne. Tamam mı? Tefeyne normalde tef'alne vel cem'u ise tefelne ayn ikisinde de gitmiş arkadaşlar hemze olduğu için ra'ad var ya ra'a aynı fiil hemze olduğu için ikisinde de gitmiştir ama lam'ul fiil olan yani nakıs bir fiil olması itibariyle orada bu tefeyne de hasf olmuştur ama cem'i müenneste ise hasf olmamıştır yani buradaki ya arkadaşlar şu gördüğünüz ikisindeki ya farklıdır. Buradaki
tefeyne bu nuni vahdete ile beraber gelen ya var ya, mesela tansurine, tadribine, tektubine, teftahine, hani o sonuna yanın ekleniyor ya, işte bu o yadır arkadaşlar. Bu lamel fiil olan ya değildir. Ama buradaki ya ise arkadaşlar, o ra'a, yara var ya sonundaki, mesela yara, şu ya var ya, elif şeklinde okunuyor tabi burada. Bu ya o yadır arkadaşlar. Yani buradaki nuni, nunla beraber müfredi muennesi muhatabanın sonuna eklenen ya nundur. Ama buradaki ya ise arkadaşlar lamül fiil olan ya'dır. Dolayısıyla aralarda böyle bir fark var. Zaten bu vezinde daha iyi anlaşılıyor. Tefeyne, tefelne. Yani bu ya nun olduğu anlaşılıyor. Çünkü eğer lamül fiil olsaydı lama dönüşürdü. Çünkü bu yani faale vezini üzerinde çekimi burada göstermiş. Lam da görünmüyor. Lam görünmediğine göre lam demek ki düşmüştür. Ama burada ise lam sabittir. Ve izâ emerte minhu, emir kipini, emir sigasını oluşturduğun zaman kul te'alel asli, aslına göre dersin. İr'a ke ir'a. İr'a. Yani aynı fiili arkadaşlar hemze olarak geri getirirsin. İr'a demiyorsun. İr'a diyorsun. Ke ir'a. Ve alel hasfi, istersen de hasf edersin. Hasf etmek arkadaşlar, hemzeyi tamamen hasf ediyorsun. Sonunu da yine hemze olduğu için, yani nakıs fiil gibi, onu dağıtıyorsun. Geriye tekrar harfi kalıyor. Ve izâ emerte minhu, emir oluşturduğun zaman ra'a yara'dan kul te'alel asli, asla göre ir'a dersin. Ir'a. Ve alel hasfi, istersen de hasf edersin. Nahu ra. Ra gibi yani. Sadece ra var. Ra yani gör anlamında. Ve elzemhul ha'u fil vakfi. Vakfi esnasında da ha üzerinde, yani üzerine ha'nın eklenmesi gerekiyor. Fetekulu dersin. Ra. Raya rav. Ray. Raya reyna. Ra gör anlamında. Ra. Raya. Bu tesniyedir. Biliyorsunuz ha sadece müfredlerde geliyordu. Çünkü tesniyelerde zaten başka harfler geliyor. Yani vakf olsa bile tek harf olmadığı için, yay tesniye, elifi tesniye beraber olduğu için ha'ya gerek kalmıyor. Ravi, nevavi, cemel bitiştiği için gerek kalmıyor. Rey, yay, vahdet, yay, yani yay müfredi muhannesinde mülhak olan ya gelmiş burada. Reya yine tesniye, reyne, nuni, nisvet. Bu zamirlerden dolayı han gelmesi gerekmiyor bu sigalarda. Ama sadece reh, çünkü burada harf tek başına kalıyor. Tek başına bir harflerde vakf yapılamayacağına göre hey ekleyip vakfı o şekil oluşturuyoruz. Evet, bu bir tekidi. Nun tekidle beraber kullanılınca, yani mesela emir sigimle, mesela ra'a yara, bunun emri ne demiştik? Ra demiştik ya da reh demiştik. Ama eğer nuni tekid dediğimiz iki tane nun vardı ya, nuni muhafafa bir de nuni musakala, bunlarla beraber kullandığımızda ise şunu deriz. Bu bir tekidi. Rayenne, rayani, ravunne. Rayenne, rayani, raynani. Bak, rayenne. Yani arkadaşlar, lamül fiil olan ya harfi burada sabit kalıyor. Niye? Çünkü onu ekleyemeyiz. Eğer lamül fiili tekrar telaffuz etmezsek burada, şuradaki şeddeli nunu, yani nuni tekidi müsakkaleyi getiremeyiz. Onun için lamül fiil geri geliyor. Rayani yine elif nuni tesniye alameti olan elif nunu eklemek için yine ya'nın sabit kalması gerekiyor. Ravunne burada vav'a dönüşmüş arkadaşlar. Lam-ül fiil vav'a çevrilmiş çünkü bir de şeyle, yani vav'a çevrilmesinin sebebi arkadaşlar şununla iktibas olmasın. Geçen derste yine söylemiştik, bazen cem-i müzekker ile müfredi müennes iktibas olabilir, birbirine karışabilir. Eğer vav burada ya olarak bırakırsak, mesela reyin ne dersek, müfredi müennesi muhatabıyla karışır. Yani bu sıyanın kimin için olduğunu bilemeyiz. Onun için burada vav olarak bırakıyoruz. Reyin ne? Bu da müfredi müennesi muhatabı için kullanmış olan halidir. Burada ya'ya çeviriyoruz. Harfi ileyin. Yani son naks fiil olması itibariyle lamül fiil olan harfi ileyi burada vav, burada ise ya'ya çeviriyoruz. Rayani, elif nun eklediğimiz için yine ya gelmiş. Raynani, bu da cem-i muennes sigası, yine nun-i tekid mülhak olmuş halidir. Ve bil hafifeti, nun-i hafifeyi eklediğimizde, yani ra'a yara fiilinde emir oluşturmak için ne dedik? Rah raya rav, ray raya rayna dedik.
nuni musakkala yani nuni ta'kidi musakkala bitişince rayanna rayani ravunna rayina rayani raynani şuradaki altı sıra gibi. Ama hafife eklenince rayan ravun rayin. Bu hafifede arkadaşlar biliyorsunuz şey gelmiyordu. Tesniyeler gelmiyordu. Bakın iki tesniye gitti. Bir de cem'i müennes de gelmiyordu. Çünkü zaten nun-i nisvet var. İki tane nun-i itika sakine oluyor. O da gelmiyor. Dolayısıyla rayan, ravun, rayin oluyor. Rayan, müfredi müzakker, muhatap. Ravun, cem'i müzakker. Rayin, müfredi müennesi, muhataba. Şu itika sadece nun-i muhafefte geliyor. Fehuve ismi fa'il ne geliyor? Ra'a yer'a'dan. İsmi fa'il arkadaşlar, ra'in geliyor. Ra'in, gören kimse anlamında. Ra'in. Tesniyesi ra'yani, gören iki kişi. Ra'une, görenler. Cem'e. Evet. Kera'in, ra'in gibi. Kera'in, ra'yani, ra'une. Ra'in, ra'yani, ra'une. Kera'in, ra'yani, ra'une. Yani, arkadaşlar, ra'in aynen ecüvef bir fiil gibi. Yani burada ecüvef olan ra'in, ra'yani, ra'une da nasıl bir ilal oluyorsa yine ra'in, ra'yani, ra'une de aynı şekilde. Mehmuzul lam olan ecüvef bir fiildir ra'in. Ra'in ise sadece ecüveftir. Fark yok yani. Kısacası lam-ül fiilin burada hemze olması bir şey değiştirmiyor. Aynen yine ecüvefteki hüküm burası içinde geçerlidir. Ve zâke ismin mef'ul ise fehu arkadaşlar her zaman ismi faal sıgasını bize takdim ediyor. Zâke ise ismi mef'ul. İsmi mef'ul ne geliyor? Mer'iyyun. Mer'iyyun. Kemer'iyyun. Buradaki evleri kim söyleyecek arkadaşlar? Mer'iyyun'un aslı neydi ve mer'iyyun'a nasıl dönüştü? Bir arkadaştan bir tahlil beklerim. Yasemin duyuyor musun beni Yasemin? Yasemin sesimi duyuyor musun? Evet hocam. Evet hocam. Mer'iyyun nasıl asli neydi ve nasıl mer'iyyun oldu? Bize açıklayabilir misin? Hocam aslı re'aydı. Evet. Şimdi ismi mef'ulü söylüyoruz ya. İsim mef'ul. Evet. Ra'a'dan ne geliyor? Başında mim alması gerekiyordu zaten ismi mef'ulde. Güzel. Mim almış. Mer'iyyun. Evet. Şimdi bizim asıl kalıbımız nedir mef'ulde? İsmi mef'ulde? İsmi üzerinde mef'ulun. 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 Aynen. Şimdi ra'ayı mef'ulun vezinine önce bir getir. Getirmiş zaten hocam. Mer'iyyun. Ama mef'ul ile mer'iyyun aynı değil. Orada vav var, burada yok. Vav getirerek söyle. Mer'uyun. Mef'ulun. Değil mi? Evet. Mer'uyun. Şimdi o mer'uyun nasıl mer'iyyun oldu? Mer'uyun. Hocam vav düşüyor, hemzeye dönüşüyor vav. Mer'u. Hemze zaten başta da var, sonra da var. Mer'u. Sen bunları bilirdin ya. Hazırlığın iyi geçiyordu. Dersleri iyi dinliyordun. İyi dedi hocam. İşte tatilde biraz koptu. İşte ben de onun için soruyorum. Size kopmasın. Ta da güçlendirin diye bu dersleri yapıyoruz zaten. Şimdi mer'uyundu ya. Mer'uyun. Öncelikle ne yaptık? O vav'u arkadaşlar biz yaya çeviriyoruz. Ama niye yaya çeviriyoruz? Şimdi bu ra'yer adı da var ya mer'iyyundaki gibi. Orada da biz şeyde geçmiş diye önceki derslerde. Yani ra'yer a nakıs fiilde bazı ilaller oluşuyordu. Şimdi mer'uyun hemzeden sonra biz şey demiştik. Dammeden sonra ya çok sakildir. Mehmet iyi hatırlar. Onun derslerde söylemiştik. Dammeden sonra yanın gelmesi arkadaşlar Araplar bakımından çok sakıncalı görünüyor. Yani dile ağır geliyor, telaffuzu zor oluyor. Dolayısıyla
hammeden ya da vav'dan sonra yaya geçilmiyor. Onun yerine ne yapılıyor? O vav'u yaya çevirip sonra yaya geçmek, ki aynı şurada olduğu gibi. Mesela mer'uyun. Mer'u şuradaki bir iki tane yay var ya. Birinci yayı vav olarak düşünün. Hatta şöyle yazalım isterseniz. Mer u yun. Şurayı hemze düşünün arkadaşlar. Yani şöyle dişli bir hemze. Mer u yun. Biz bu vav'ı arkadaşlar mer u yun sonra yaya geçeceğiz ya, her halükarda sonra da yağ var. O yaya geçiş zor olduğu için bu vav'ı yaya çeviriyoruz. Yaya çevirince hemzenin harekesini de kesreli yapıyoruz. Oluyor mer-i-yun. Mer-i-yun'du normalde. Ne yapıyoruz? Harekesini hemzeye nakledip sonra vav'ı yaya çeviriyoruz. Sonra da yayı diğer yaya dağım ediyoruz. İdgam yapıyoruz. Biraz zor bir şeydi. Evet, kolay değildi. Ama bunu bu şekilde bilmemiz lazım. Mer-i-yun aynen mef'ulün vezininde ama i'lal oluşmuş tabi. İ'lal dediğimizde o mef'ulündeki vav burada yaya dönüşmüş. Niye? Çünkü bak mef'ulünde vav'dan sonra lama geçiyorsun. Burada bir sıkıntı yok. Vav'dan lama geçmek. Ama mer'uyun'da vav'dan sonra yaya geçmek Arapçada biraz dili ağır geliyor. Zaten bu bütün değişikliklerin arkadaşlar esprisi şurada. Çünkü dile bazı kelimeler, bazı telaffuzlar, bazı hareketler ağır geliyor. İnsan kolay telaffuz edilemiyor. Terhim de bunun için değil. Bütün i'lal tasarrufları da bu sebepten dolayıdır. Dile ağır gelince, telaffuzu kolay olmayınca kimi yerde harfler hasf oluyor, kimi yerde başka harfe kalmıyor, kimi yerde hareket kayması oluyor. Mesela yukarıda da bugünkü derste de gördüğümüz huz, kul, mur gibi aslı u huz, u kul, u mur ama hemze hasf ediliyor. Niçin? Çünkü sık kullanılan kelimeler sık kullanılıyorsa insanlar daha kolay telaffuz edebilsin diye. Nereden geçti huz, kul, mur? Yukarıda. Şurada. İnsanlar daha kolay telaffuz edebilsin diye bu hazifler gerçekleşiyor. İşte mer'uyun'da da mer'uyun yerine mer'iyun daha kolay telaffuz ediliyor. Dolayısıyla o vav yaya çevrilip diğer yada dağım edilmiştir. Mer'uyun'da da yine mer'uyun di. Yine vav yaya çevrildi ve diğer yada idgam edildi. Mer'iyun oldu. Evet, şuraya gelelim arkadaşlar. Bitiririz inşallah. Biraz uzadı ama hızlı bir şekilde şu paragrafı da bitirelim. وَبِنَاءُ أَفْعَلُوا مِنْهُ مُخَالِفٌ لِأَخَوَاتِهِ أَيْضًا وَبِنَاءُ أَفْعَلَ مِنْهُ مِنَ الْمَهْمُوزِ Mehmuz'dan bahsediyoruz arkadaşlar. أَفْعَلَ binası var ya, أَفْعَلَ yapısı مِنَ الْمَهْمُوزِ مُخَالِفٌ لِأَخَوَاتِهِ أَيْضًا O da diğer akhavatine, diğer kardeşi olan fiillere muhaliftir. Normal şeyde olduğu gibi. Mu'tel kısmında olduğu gibi. فَتَقُولُ أَرَى يُرِي إِرَاءً وَإِرَاءَةً وَإِرَايَةً Özellikle hala ra'dan bahsediyoruz ya. وَبِنَاءُ أَفْعَلَ مِنْهُ O zaman yani mutlak mehmuz demeyelim. Ra'a fiilinden. Ra'a fiilinden اَفْعَلَ وَزْنِي أَرَى Ara göstermek arkadaşlar. Mesela كَرُمَا كَرِيمُ oldu. Cömert oldu. اَكْرَمَا اِكْرَامَ اَتِي Mütadi oluyordu ya hemzeyle. Bu da ra'a görmek. Ara ise kendi görmüyor. Başkasını gördürüyor. Yani gösteriyor. Ara göstermek anlamında. İşte ef'ala binası dedik muhalifun ihavati aydan ne gibi ara yuri mudari'tir. Ara gösterdi, yuri gösterecek. İra'en göstermek. Bu da mastardır. Ve ira'eten ve irayeten. Bunlar hepsi mastar fiili arkadaşlar. Fehuve ismül fe'al ne geliyor? Ara'dan ismül fe'al murin. Dikkat edin arkadaşlar. Gayet zor bir yer burası. İsmül fe'al arkadaşlar gösteren kimse. Yani Arapçada gösteren kimseye ne denir? Normalde muri denir. Sonunda hemze de var. O hemze de düşünce arkadaşlar murin oluyor. Murin gösteren kimse anlamında ismül fe'aldir. Tesniye ne geliyor? Muriyani. Yani murin gösteren bir erkek. Muriyani gösteren iki erkek. Muruna gösteren, o gösteren üç erkek ya da erkek cemaat. Muriyetun gösteren bir kadın. Muriyetani, muriyatun. Tesniye ve cem'i. Tamam mı? Bunun aslı arkadaşlar mesela ara göstermek dedik ya mef'ul vezninde mu'ra oluyor. Mu'ra'un
Ya bir sürü yelal oluşuyor. Hepsi hasfediliyor. Hemze de hasfediliyor. İllet harfleri de hasfediliyor. Hepsi hasfedilince geriye tek bir ra kalıyor arkadaşlar. Zaten ara dikkat edin. Ara nedir? Nakıs bir fiildir. Son harfi zaten eliftir. Mehmuzul fatir, faul fiili de hemzedir. Şimdi o hemze gidiyor. Lamul fiil olan nakıs fiil olduğu için lamul fiili gidiyor. Geriye bir tek ra kalıyor. Bir de isim mef'ule biz ne yapıyoruz? İsmi faalde hatırlarsanız isim faalde arkadaşlar sülasi mezitlerin başında bir hemmim getiriyorduk. Mesela ekreme mukrimun diyorduk. Ferhe muferrihun. Katale mukatilun. Anladınız mı? İşte bu umurundaki damme arkadaşlar dammeli mim o mimdir. Hemze ve illet harfleri hepsi gidince geriye yalın haliyle rakka kalmış. Dolayısıyla mim o ismi faalde getirdiğimiz dammeli mimdir. Başına getirdiğimiz dammeli mim. Ra ise asli olan tek harftir. Geriye hem mehmuz olduğu için ve nakıs olduğu için o faul fiille lamr fiil has olmuş. Geriye murun kalmış. Sonra artık tesniyeyi ekleyince herif nuni tesniye ekleyince o lamr fiil olan ya geri gelmiş. Muriyani olmuş. Murune bu sefer ya vavet, yine ya düşmüş. Vav ve nun cem'i alameti olarak cem'i müzeker işareti olarak vav nun eklenmiş. Muriyetun bayanlar için kullanılıyor. Taytanisi eklemek için yine ya geri gelmiş. Muriyetani yine taytanis ile beraber elif nun ekleyince tesni alameti ya yine sabit kalıyor. Muriyatun. Yani sadece müfret halinde arkadaşlar hemze ve illet harfleri hepsi has oluyor. Dolayısıyla murun kalıyor. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Evet. Ve zâke ismi mef'ul. Bu ismi fa'il diye arkadaşlar unutmayalım. Yani bu sıga çok kullanılıyor. فهو dedi ismi fa'il ve zâke ise mef'ul ismi mef'ul ve zâke ismi mef'ul muran geliyor arkadaşlar muran tesniyesi murayani cem'i murawna muratun muratani murayatun mim zaten ismi mef'ul başına ekleyen mimdir. Ra harfi zaten aynı fiildir. Sahih olan tek harftir. Buradaki elif ise arkadaşlar lamul fiil olan eliftir. Murayani tesniye elif nun tesniye alameti olarak eklenmiş halidir. Dolayısıyla ya'ya dönüşüyor burada. Murauna burada yine düşmüştür lamul fiil. Muratun tenis alameti olarak eklenmiş. Muratani yani bu müfret haline arkadaşlar tesniye ekleniyor. Mesela muriyetani denilmiyor. Orada ya yine elif olarak kalıyor. Murayatun bu da cem'i müennes hali. Elif tabi bu aynı zamanda şeye girmiş oluyor. Cem'i müennesi salime. Muratun murayatun yani elif ta ile tesniye yapılmış. Ve tekulu fil emri emirde ne diyorsun? Göstermek fiilinden arkadaşlar. Emir ne geliyor? وتقول في الامر اري اري ارو اري اري ارينا يعني اري باي göster مثلا اريني Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya Hazreti İbrahim Allahu Teala diyor ki Rabbi erini keyfe tuhyil mevta ya Rabbi ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster erini bana göster demek ki emir eri geliyor göster anlamında eriye ikiniz gösteriniz aru siz erkek cemaati gösteriniz eri bayana diyorsun sen göster eriye ikiniz erine siz kadın cemaati gösteriniz demek ki burada da arkadaşlar bu hemze hemze-i vasıldır. Tamam mı? Bu hemze hemze-i vasıldır. Mehmuz'dan dolayı gelen ra'a bu aynı fiili hemzeydi ya. O düşmüş. Harf fiilin sondaki harf fiile de düşmüş. Gerisi sadece ra kalmış. Bu da hemze-i vasıl eri. Eri ya tesniye hali arkadaşlar. Tesniye hali eru ceme eri eriya erine. Gerisi de aynı şekilde. Bu ayayı vahdet yani müfredi müennesi muhatabe yasıdır. Bu da tesniye eriyine. Bu da cem'e. Bu bir tekidi. Tekid ile eriyenne, eriyani, erunne, erinne, eriyani, erinani. Tekid nunu eklediğimiz için arkadaşlar o lamur fel olan ya geri geliyor ve fethali. Çünkü nunun öncesini yani şedde yapabilmemiz için fethali olması gerekiyor. Dolayısıyla eriyenne, eriyani, erunne, erinne, eriyani, erinani. Ya da yani şunla karışmasın. Fethali yapmamızın sebebi arkadaşlar erinne
ile şey yapmasın, yani karışmasın. Çünkü erin ne dersek ya düşer, ya düşünce bununla karışır, iltibas olur. Dolayısıyla burada ya'yı fethali kılıyoruz. Bu tesniye, bu cem'e, bu müfredi muannes tesniye yine cem'e. Ve tekulu fî nehit nehideyse la turi, gösterme. La turi, la turiya, la turu, la turi, la turiya, la turina. Ve bittakidi la turiyenne, la turiyani, la turunne, la turina, la turiyani, la turina anni. Bu şekilde duyuyorsunuz. Zaten sadece bir lamın eklenmesiyle, yoksa diğer yalal şekilleri önceki levle aynıdır. Ve tekulu fî ifteale, ifteal babında ise minel mehmuzil fâi, mehmuzil fâda itâleke ihtâra, ifteale ihteyere. Ne diyorsun? İhtara diyorsun. Yani sonundaki mesela ya ihteyere elife dönüşmüş, ihtara. İtâle, iteyele, itâle deniyor. Ve itâleke ihtada. İtâle ise ihtada gibi. Yani ihtada da kada. Yani nakıs fiilde ne oluyorsa mehmuzul fa olan iftial babındaki karşılığı da aynı onun gibidir. Buradaki ilal türleri aynı itâle içinde geçerlidir. Biraz zor bir konuydu arkadaşlar. Bu yüzden uzadı. Tekrarlarsanız umarım daha faydalı olur. Anlamadığınız yerler olursa her zaman sorabilirsiniz. Önemli olan sizin anlamanızdır. Önemli olan geçmek, ilerlemek değil. İhtiyaç duyulan yerler olursa daha haşiyelerle, daha şerhlerle, daha geniş açıklamalarla şey yapabilirim. Ama hani dersin belli bir periyodik süresi var. Çok da onun dışına çıkamadığınız için aşırı detaylara boğulmayalım dedik. İhtiyaç olursa, yani anlamak istediğiniz yerler olursa daha detaylı şey yapabilirim. Ama en azından dersi şu an bu kadarıyla iktifa ediyoruz. Son bir dersimiz kadar arkadaşlar. Gelecek ders inşallah sarf dersini, yani izi derslerini bitirmiş olacağız. Sorusu olan varsa sorabilir. Soru yoksa da 2-3 dakika aradan sonra inşallah nahiv dersimize geçeceğiz.